Egon Schiele'nin Keşişler adlı eserine bakıyoruz. Bu neredeyse bir kare şeklindeki büyük bir tuval. Bu resim sanatçı henüz 22 yaşındayken yapılmış. Kesinlikle erken yaşlarda yeteneği çok ilerlemiş bir ressam. Kasvetli bir resim. Resimdeki iki figür o kadar yakınlar ki birbirlerine karışmışlar. İç içe geçmişler gibi tavan olduğuna ilişkin ipucu verilmiş yerde duruyorlar ve arkalarında ise buzlu camı andıran belirsiz bir atmosfer var. Gerçi atmosfer demek biraz güç. Sadece altın ve kahverengi tonlarını görüyoruz. Neredeyse orta çağa ait bir eseri andırıyor. Taban olduğunu düşündüğümüz yerden iki küçük çiçek, iki küçük tomurcuk çıkmış. Hemen sanatçının imzasının yanında. Sanatçının ilginç bir imzası var. İsmini bir kere değil, üç kere yazmış. Sanki bu resimde üç kişinin emeği varmış gibi. Resimdeki kişilerin kim olduğundan ya da belirli kişileri temsil etmeleri gerekip gerekmediğinden bile emin değiliz. Soldaki figür Şile'ye benziyor. Onun fotoğraflarda verdiği pozlara benziyor. Bazı sanat tarihçileri de Sağ taraftaki sakallı figürün Gustav Klimt olabileceğini dile getirdiler. Ama bence bir baba figürü gibi ya da İsa figürü gibi görmekte mümkün. Sakallı figürün gözleri olmadığı için bir iskeleti de andırmıyor değil. Ve diğer figürün gözleri o kadar göze çarpıyor ki şaşırmış ya da paniklemiş bir ifadesi var gibi. Körleri gören hatta inanılmaz bir görme gücüne sahip olan kişiler olarak çizmek gibi bir gelenek vardır. Bu resim kesinlikle doğal gözükmeye, naturalistik olmaya çalışmıyor. İç dünyanın şiirsel anlatımı olmaya çalışıyor. Şile'nin deneyimlerinin ve iç dünyasının bir özeti gibi. Hatta kendi de bir mektubunda bu şekilde bahsediyor. Resim sanatçı görsel dünyayı parçalıyormuş gibi hissettiriyor. Atmosfer ve mekan parçalanmış gözüküyor. Ayrıca figürlerin verdiği his de o şekilde. Bakın resimde iki kafa, sadece iki el ve bir ayak var. Ve yer olduğunu varsaydığımız kısma iyice yerleştirilmiş. Sanki o iki figürün çıktığı bir kök gibi. Şile kullandığı boyanın materyaline dikkatimizi çekiyor sanatçının varlığını hissedebilmek mümkün. 20. yüzyılda empresyonistler insanın iç dünyasını yansıtmaya uğraşıyorlar. Bununla ilgileniyorlardı. Deneyimleri, gerginliği, telaşı. Bu bir Avusturyalı sanatçı. Avusturya'daki avantgar takımının bir üyesi ve bahsettiğimiz gerginliği o da yansıtıyor. Fakat aynı zamanda Bizans sanatına bir nevi geri dönüş de var. Örneğin arka fon neredeyse altın bir alan gibi görev görüyor. Bize Bizans ikonlarını ve Orta Çağ'daki bu telaş ve korkuyla alakalı resimleri andırıyor. Sanki böyle bir Bizans resmi modern dünyaya getirilmiş, bizim modern dünyamızda modern telaşlarımızı, korkularımızı temsil ediyor gibi. Tablonun adı Keşişler. Yani bu figürler kendilerini meditasyon adına dünyadan soyutlayıp çöle adamış insanlar. Yani resimde dini ve psikolojik öğelerin bir araya getirildiğini görüyoruz. Ama tabii 20. yüzyılda Şile gibi bir sanatçı için din kavramı ancak kültürel bir din olabilir ya da sanatçının peygamber olma fikri vurgulanıyor olabilir.